Tabii elbette. Öncelikle iyi akşamlar İyi dilerim bütün akşamlar tekrar. katılımcılara, diğer konuşmacı dostlarıma ve bütün izleyenlere selamlarımı gönderiyorum, bayramlarını kutluyorum. Sosyoloji biliminin kurucu büyüklerinden Emil Durkheim'ın çok ünlü bir sözü var. İntihar adlı çalışmasında bahseder bundan. Zihin sağlığı ya da akıl sağlığı der, toplum sağlığı ile yakından ilişkilidir. Biraz stüdyo sesini Dolayısıyla açabilir miyiz arkadaşlar? Buyurun hocam. ben biraz sesimi açayım, belki oradan Yok hocam, kaynaklı sizle olurdu. alakası yok. Buyurun. Peki. Akıl sağlığı dolayısıyla ayrı bir şey değildir. Bireysel ve yalıtılmış bir şey değildir. Toplum sağlığı ile ilgilidir. Toplum sağlığı demek, toplumun bir arada, bir toplumu topluluk olarak bir arada tutan değerlerin, ilişkilerin, sizin de bahsettiğiniz gibi normların üzerinde bir uzlaşma demektir. Toplum aslında bir uzlaşma halidir. Bu hiçbir zaman %100 bir uzlaşma olmaz. Bazı sapmalar olur, çatışma alanları olur ama bir toplumsal düzenin oluşabilmesi için bazı değerlerde uzlaşmamız gerekir. İşte bizim normal dediğimiz şey budur. Normal, normlarla ilgili, yani yasalarla, kurallarla ilgili demektir. Şimdi yeni normal diye sıklıkla zikrediliyor. Yeni normalin ne olacağını bilmiyoruz ama eski normal olmayacağı kesin. Dolayısıyla normun ne olacağını bilmeden yeni normalin ne olacağını söylemek de mümkün değil. Bunlar biraz çok doğru ifadeler değil diyelim. Böyle bu toplumun olağan halidir. Yani her türlü topluluk, ister küçük bir kabile olsun, ister çok karmaşık bir sanayi toplumu olsun, bu tür ortaklaşmalara ihtiyaç duyar. Güzel. Bu aynı zamanda bu ortaklıklar güven sistemleri dediğimiz çeşitli bireyleri birbirine bağlayan, grupları birbirine bağlayan sistemleri ortaya çıkarır. Bütün bunlar normal ya da olağan diye adlandırabileceğimiz koşullarda geçerlidir. Ve tarihte bütün toplumlar şu veya bu şekilde, şu veya bu nedenle, doğal veya doğa dışı nedenlerle olağanüstü durumlardan geçmişlerdir. Bu olağanüstü durumlar, geçmişte çok fazla salgın hastalık var örneğin, ama savaşlar da bu etkiyi yapabilir. Başka türlü isyanlar, iç krizler de yapabilir. Önemli olan olağanüstü bir durumun oluşmasıdır. Olağanüstü durum demek sosyolojik anlamda üzerinde uzlaşmış olduğumuz normların artık geçerli olmadığına dair bir inancın gelişmesidir. Yine biz buna sosyolojide anomi hali diyoruz. Anomi yani kuralsızlık hali. Kurallar olmadığı için değil aslında. Kişilerin o kuralların çalışacağına dair inançlarını kaybettikleri için. İşte olağanüstü dönemler böyle bir etki yaparlar. Salgın hastalıklarda bunun başında gelir. Pandemi, şu anda yaşadığımız COVID-19 pandemisi bunun çok tipik bir örneği. Yaptığı şey şudur. Bütün toplumsal normları, ki artık toplumsal dediğimiz şey küresel ölçekte herkesin birbirine bağlı olduğu bir düzendir. Yalıtılmış kapalı toplumlardan bahsetmek pek mümkün değil. O yüzden bütün normları, ortaklaşa yaşama düzenini bir anda çok ani bir şekilde askıya almıştır. Yani hazırlanılarak gelinen bir süreç değildir o. Bir anda askıya almıştır. Bunun yarattığı tabii bir şok etkisi, Tabii. bir karmaşa hali kuşkusuz var. Bunun bireylerde ve toplum psikolojisinde yansımaları da var. Şimdi böyle durumlarda iki şey olur. İki birbirine zıt hareketi görürüz. Bir, normların çalışacağına dair inanç kaybolduğu için o anomi halinde insanlarda doğal olarak birçok insanın içinde bulunan ya da toplumun bir sistem olarak çalışmayacağına dair bir inanca sahip olduğu zaman döneceği yer bir bencillik halidir. Bir bencilleşme hali. Ama aynı zamanda dikkat, aynı zamanda, aynı anda, aynı sürecin içinde biz bunun tam zıttı yönde dayanışma hareketleri de görürüz. Doğal afetler, depremler dikkat ederseniz,
yangınlar, depremler, böyle büyük afet olaylarında bir yandan birileri depremzedelere yardım etmeye çalışır, canını riske atarak bunu yapmaya çalışırken diğer bazıları da fırsat bu fırsattır deyip dükkanları yağmalarlar. Evet. Bu doğal bir şey. Kimi doğal derken tasvip ediyorum anlamında söylemiyorum tabii. Kimi sosyolojik doğal olmayan doğal süreç diyelim belki. Yani evet. Olmaması ahlaki gereken. Olmayan olmayan evet. Doğal süreç diyelim. Kimi hatta çağdaş sosyolojik kuramlar toplumu incelemek için böyle yapılanmış olağan durumlara değil, o sıra dışı anların ortaya çıktığı olağanüstü durumlara bakmamız gerektiğini söylerler. Çünkü toplumun özü, ilişkilerin özü, asıl ruhu o anda belli olur. Dolayısıyla biz şu anda böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde her iki yönde de eğilim görüyoruz. Dolayısıyla biz buradan genel tabloya, Türkiye'de ve dünyadaki insan manzaralarına, toplum manzaralarına bakarak insanlar bencilleşti veya bir dayanışma sistemi kuruldu dememiz mümkün değil. Her ikisi birden olur ve hiçbir zaman, daha doğrusu normal zamanlarda olmadığı kadar sert bir şekilde, birbirine zıt bir şekilde bu eğilimler ortaya çıkar. Şimdi anomi halinin, bu geçici bir anomi hali. Burada eğer toplumu siz kendi haline bırakırsanız birçok karmaşa çıkacaktır, çatışma çıkacaktır ve büyük adaletsizlikler olacaktır. Çünkü bazıları toplum için ya da bu olağanüstü durumun getirdiği zararları telafi etmek için diğerkam bir şekilde kendilerinden fedakarlık yaparak çalışırlar. Sağlık çalışanları gibi örneğin. Ya da sokaklarda gezmek zorunda olan, evde kal denildiği zaman sokakta olmak zorunda kalan örneğin kuryeler gibi, daha birçok iş kolu gibi. Diğer bazıları da maalesef son derece bencil ve şımarık bir davranış biçimine de girebilirler. Biz bunu da görüyoruz. Hemen şunu belirteyim, bunu asla herhangi bir şekilde kültürel özcülükle açıklayamayız. Neyle açıklayabiliriz? Şu toplum böyle daha fedakardır, daha insancıldır. Belki toplum aslında öyle değildir diye kültürel özcü indirgemeler yapamayız. Her toplumda az ya da çok bu eğilimleri biz görürüz. Çünkü o ortamda kuralların çalışacağına dair inanç kaybolmuştur. Peki ne olur? Bizim şu anda yaşadığımız gibi son 40 yıldır dünyada 80'li yılların başlarından beri piyasacı kamu politikaları uygulanmıştır. Ve bu piyasacı kamu politikaları her şeyi özelleştirerek, sermayenin hükümranlığını ilan ederek, temel devlet fonksiyonlarını, sağlık, eğitim, savunma hatta gibi temel fonksiyonları özel sermayeye havale ederek yeni bir düzen, devleti küçülterek yeni bir düzen oluşturmayı bir erdem olarak 40 yıldır yetişen özellikle genç kuşaklara telkin etmiştir. Böyle yetişen insan grubu var ve bu şekilde örgütlenmiş kamu aygıtları var, devletler var yeryüzünde. Şimdi böyle olağanüstü bir durumla karşılaştığınız zaman İşte o küçülmüş, etkisizleşmiş kamu gücü burada çalışamaz hale gelir, felç olur. Ciddi anlamda bir örgütlenme gerektiren, olağanüstü halde adalet dağıtması gereken, yani örneğin ilk anda maskeyi, teçhizatı, ilaçları adil bir şekilde herkesin erişimine kolayca eriştirmek için, açmak için örgütlenmesi gereken kamu gücü bu kadar küçülmenin sonucunda ve ideolojik olarak da küçülmenin sonucunda durumu yönetemez hale gelir. Sadece Türkiye'den bahsettim. Tabii, çünkü ben de onu diyecektim orada bir virgülle. Çünkü dünyada da bunu yaşadık, bu maske meselesi gerçekten. Dünyada da benzeri var ama yaşadık. Tabii.